2020'de çıkacak oyunlar kağıt üstünde gerçekten muhteşem gözüküyordu. Bir yanda çocukluğumun en önemli oyunlarından Resident Evil 3'ün remake'i, bir yanda yıllardır Tenchu bekleyen benim gibi insanların deli gibi hype yaptığı Ghost of Tsushima. 8 senedir geliştirilen Cyberpunk 2077 ve pek çok kişinin favori oyunu olan The Last of Us'ın ikinci oyunu. Gelmiş geçmiş en iyi oyunlardan biri olan Final Fantasy 7'nin remake'i var ondan sonra sırada. Ve tabii ki oyun dünyasına ileride damga vuracak oyunların atası PlayStation 5'e özel olarak yeniden yapılıyordu. Demon's Souls. O kadar iyi bir sene olacaktı ki ben bu kadar oyunu nasıl oynayacağım diye düşünmeden edemiyordum. Fakat çok şükür düşünmeme gerek kalmadı. Zira bu sene beklediğim hemen her oyun benim için hüsranla sonuçlandı. Fakat yine de bu sene bazı oyunlar gerçekten de bana beklemediğim şeyler yaşattı. Bugünkü videomun konusu da 2020 yılındaki favori oyunlarından bir liste yapmak. Fakat şunu unutmayın ki bu liste hiçbir şekilde objektif bir liste değil. Sevdiğim oyunlar sadece. Şöyle düşünün. Futboldan örnek vermek gerekirse örneğin Liverpool çok iyi bir takım olabilir ancak sevmeyebilirsiniz. Buna karşın Adana Demirspor kötü bir takım olabilir ve sevebilirsiniz. Yani bir oyunun iyi olduğunu kabul etmek ve bir oyunu sevmek tamamen farklı şeyler. Umarım anlatabilmişimdir. Başlamadan önce bundan sonra yorumlardaki video önerilerinden seçerek de video hazırlayacağım. Dolayısıyla video önerilerinizi bu video altına yorum olarak atabilirseniz sevinirim. Hazırsanız başlayalım. 10 numara The Last of Us Part 2. Dediğim gibi bu liste sevdiğim oyunlar ile alakalı bir liste. Yani subjektif. Eğer objektif gözle bakarsak bu sene yapılan en iyi oyun The Last of Us Part 2. Hatta ve de hatta Red Dead Redemption 2 ve God of War ile birlikte son yılların en iyi oyunu. Fakat ben önceki ikisinden farklı olarak bu oyunda eğlenmedim. Sevemedim bu oyunu arkadaş. Sebebi ise oyunda bölümleri oynayış sıramız. Spoiler olmasın diye bunu fazla açmasam daha iyi. Ancak her şey aynı kalıp oyundaki bölümlerin sırası değiştirilse 1 numaraya gelebilirdi The Last of Us Part 2. Oyun teknik açılardan tutun grafiklere, hikaye anlatımından tutun içindeki detaylara kadar tam anlamıyla bir başyapıt. Oyunu 1 dakika bile oynamadan internette feminist oyunu, SJW sıçmığı gibi ithamlarda bulunanlara hiçbir şekilde itibar etmeyin. Oyunu oynayıp da memnun kalmayan hiç kimse bu sebepleri bahane olarak göstermiyor. Normalde The Last of Us Part 2 bu listede de olmazdı. Ancak en azından yaptıkları emeği görünce ne kadar sevmesem de sırf saygıdan 10 numarada da olsa koymak istedim. 9 numara Kentucky Road Zero TV Edition. Kentucky Road Zero bir yolculuk hikayesi. Tabii bunu edebi anlamda söylemiyorum. Oyunda bir kamyoncusunuz ve yolculuk yapıyorsunuz. Fakat çizimler, müzikler ve diyaloglar o kadar güzel ki daha ilk dakikadan itibaren kendinizi oyunun içine girmiş gibi hissediyorsunuz. Oyunun hikayesini burada spoiler olmasın diye anlatmıyorum. Ancak tek söyleyebileceğim şey uzaktan korkutucu bir hikayeye sahip olmasına rağmen aslında umut ile ilgili. Ve özellikle de oyunda en sevdiğim şey hikaye anlatımında sadece ana karaktere bağlı kalınmaması. Diğer karakterlerin gözünden de hikayeye şahit olabilmek. Kesinlikle ama kesinlikle deneyimlenmesi gereken bir oyun Kentucky Road Zero. Özellikle de point and click türü oyunları seviyorsanız ve derin bir hikaye arıyorsanız alın ve oynayın. Neden 9 numarada peki? Çünkü oyunun türü itibariyle daha yukarıya koyarsam diğer oyunlara haksızlık etmiş olurum. 8 numara Doom Eternal. Doom Eternal gerçekten çok güzel bir oyun. Oynanışı, düşman tasarımları ve müzikleriyle oyunun kendisini açıklamaya ihtiyacı yok. E peki o zaman neden 8 numarada bu oyun? Sebebi ise basit. 2016 yılında yine harika bir Doom yapılmıştı. Eternal her ne kadar ilk oyunu pek çok açıdan geliştirse de beklenen sıçramayı yapmadı diye düşünüyorum. Yani birazcık ilk Modern Warfare oyunundan sonra Modern Warfare 2'yi oynamak gibi diyebiliriz. Dolayısıyla oynarken wow, bu da nedir, oha dedirtmiyor oyun. Zaten alışkın olduğunuz şeyler. Ayrıca bu oyun çerezlik niyetine oynayacağınız bir oyun. Ve her ne kadar zevk alsak da bir 5 sene sonra abi Doom Eternal vardı of hayatımın oyunu gibisinden bir cümle kuracağını düşünmüyorum kimsenin. Bir de eleştirebileceğim noktalardan birisi platform öğelerinin biraz artırılması olmuş diyebilirim. Yani gerek var mıydı? Bence yoktu. Fakat bilhassa durdurak bilmeyen bir aksiyona sahip bir FPS arıyorsanız Doom Eternal'ı oynamadığınız hata. 7 numara Final Fantasy 7 Remake. Kaymak gibi oyun. Bu terimi hayatımda sadece Final Fantasy 7 Remake için kullandım. Çünkü gerçekten oyun kaymak gibi. Orijinal oyunu oynamadıysanız, hatta türe aşina olmasanız bile seveceğiniz bir oyun. Grafikler, sesler, oynanış hepsi yağ gibi akıyor bu oyunda. Oyunun 34 saatte biterek tadında bırakması da benden çok büyük bir artı alıyor. Özellikle de her oyunun gereksiz uzatmak için saçma sapan içerik çorbasına dönüştüğü şu günlerde. Kombat sistemini çok fazla sevdim. Eski Final Fantasy'ler gibi tamamen sıra tabanlı değil ya da Final Fantasy 15 gibi dandik bir gerçek zamanlı kombat yok.
gerçekten savaşlarda strateji yapmanız gerekebiliyor. Ara sahneler gerçekten muazzam. Yani oyun bazı açılardan gerçekten çok iyi. Peki neden daha yükseklerde değil? Çünkü oyunun açık dünyası kötüydü, yan görevleri kötüydü ve bölüm tasarımlarını da çoğunlukla beğenmedim. 2020 yılında çıkan bir oyunda koridorda ilerlediğim hissiyatı beni bunaltıyor. Bu arada burada ufak bir parantez açmak istiyorum. Remake ile ilgili en çok eleştirilen şeylerden birisi sadece Midgar kısımlarının oyunda olması. Fakat bu eleştiri bence saçmalıktan fazlası değil. Hani öyle bir söylüyorlar ki sanki orijinal oyun 100 saatken remake 10 saatte bitiyor gibi. Alakası bile yok. Hatta orijinal oyundaki yükleme ekranlarını atarsanız remake çok daha uzun bile sürüyor. Adamlar orijinal hikayeyi olabildiğince detaylı anlatıp detaylara özen göstermişler yaptıkları bu remake'de. Dolayısıyla oyunu bu yönden eleştirmek boş yapmaktan başka bir şey değil. 6 numara Ori and the Will of Wisps. Artık her sene iyi kötü bir tane oynarken dinlenebileceğiniz, sanatsal yönüyle göz doyuran indie oyun çıkıyor. İster Hollow Knight olsun, ister Celeste olsun, isterse de Gris. Bu seneki oyunlardan furyayı devam ettiren oyun ise Ori and the Will of Wisps. Oyunda her şey gerçekten de son derece tadında. Yaklaşık 10 saat sürecek bu maceranızda grafikler, müzikler ve oynanış masalsı bir deneyim sunacak sizlere. Özellikle de Metroidvania türü oyunları seviyorsanız. Peki neden daha yükseklerde değil bu oyun? Çünkü artık bu minnoş ve ponçik oyunların da her sene bokunu çıkarmaya başladıkları için yarattıkları etki gitgide azalmaya başlıyor. Zamanında herkesin ağzını açık bırakan Machinarium mesela. Şimdi çıksa oynanmaz bile belki de. Hatta şöyle söyleyeyim, 10 yıl önce tıpkı Ori gibi sanatsallığıyla göz doyuran Trine serisi 4. oyunu yeni çıkmış olmasına rağmen eski popülaritesini kaybetti. Bu aşamada bence indie oyun yapımcıları biraz daha farklı alanlara yönelmeli. Çünkü artık oyunlarda bu sanatsal tasarımların oyuncu üzerindeki etkisi gitgide azalmaya başlıyor. 5 numara Assassin's Creed Valhalla. Eğer Twitch'te sene başında birisi bana deseydi ki bu sene favori 5 oyunun arasına Assassin's Creed Valhalla girecek, açıkçası bunu diyene muhtemelen permaban atardım. Cidden burada Ubisoft'u ayakta alkışlamak istiyorum. Çünkü son yıllarda yediğim en sağlam kapaklardan birisiydi bu. Aşırı derecede ön yargılıydım en başta. Çünkü Odyssey'i çok fazla sevmemiştim ve bu oyunda aynı bokun lacivert olacaktı bir bakıma. God of War iyi sattı, biz de İskandinavya'da geçen bir oyun yapalım demişler gibiydi sanki. Black Flag'de insanlar gemi savaşlarını çok sevmişti. Biz de yine gemi savaşları koyalım. Vikingler, Jart, Jurt mentalitesinde yapılmış bir oyun gibi duruyordu. Hikaye olarak zaten Assassin's Creed oyunları ikinci oyundan beri matah bir hikaye sunamıyordu. Evet, Brotherhood da değil, ikinci oyun. Benim gözümde Valhalla, Ubisoft'un düzenli olarak çıkardığı ve serinin fanlarını sağmak için yaptığı oyunlardan biriydi. Fazlası değil. Fakat oynayınca oyunla ilgili bütün öngörülerim yanlış çıktı. Öncelikle serideki en iyi hikaye bu oyunda. Özellikle oyuna ilk başladığımda yine klasik intikam hikayesi mi derken daha Assassin's Creed Valhalla logosu gelmeden intikamımızı alıp hikayeye başladığımızda bir dedim. Hikayenin diğer Assassin's Creed oyunlarına bağlanması özellikle de çok önemliydi benim için. Ve oyun boyu yanımızda Odin var. Vereceğimiz kararları etkilemek için. Ha kararlar demişken gerçekten de bu sefer verilen kararların oyun dünyasına etkilerini gözlemleyebiliyoruz. Cyberpunk 2077'den daha fazla hem de. Ayrıca ilk defa gerçek manada bir Assassin's Creed oyununun birden fazla sonu var. Gerçek manada kelimesini vurguladım. Çünkü Odyssey'deki birden fazla son olayı paçavradan başka bir şey değildi. Sadece bu kadar mı? Hayır değil. Eivor serideki en sevdiğim karakter oldu. Hatta tüm oyunlarda en sevdiğim karakterler arasına da girdi. Peki neden? Tamam, Eivor güçlü. Hatta oynarken kimsenin sizi alt edemeyeceği hissiyatını veriyor. Cesur, bilge ve iyi bir komutan. Fakat benim en çok sevdiğim şey tüm o heybetine rağmen karakterin bir ozan olması. All mewling and spitting. Here's Finnear the Hound. Yes, bark but no bite. Just a puppy I found. Görevler sırasında hiç ummadığınız anda söylediği kafiyeli sözler gerçekten de karaktere hayran olmanızı sağlıyor. Eğer ozanlığını atarsanız sıradan bir oyun karakteri oluyor Eivor. Ama o ozanlık detayı karakteri bambaşka bir seviyeye taşımış. Görevler demişken gerçekten de ana görevlerin hikayesi çok ilgi çekici. Verdiğimiz kararların etkileri ve dönen entrikalar sizi atmosferin içine çok iyi sokuyor. Özellikle de oyunun son çeyreğinde bambaşka bir deneyim sunulması gerçekten de harika bir olay. Ayrıca karşılaştığımız dünya eventleri de çok ama çok güzel. Görevler dışında İngiltere'ye gittiğimizdeki o orman manzaraları gerçekten beni benden aldı. Yani gerçekten bu sefer olmuş bu oyun. Odyssey'deki gibi gereksiz pek çok detay oyundan atılmış ve oyun daha rafine bir hale gelmiş. Peki neden bir değil de 5 numarada?
Öncelikle Ubisoft niye oyunları bu kadar gereksiz uzatıyor onu anlamış değilim. Taş gibi oyun yapmışsınız, niye dolandırdıkça dolandırıyorsunuz? Hikaye aynı kalsın ama mesela bir hikaye arkında tek görev yapalım. Her seferinde şunla savaş, şunla konuş, şunla savaş, şunu ara, şunla konuş, kaleye saldırı döngüsü olmasın mesela. Hani hikaye arkları çok ilgi çekici ve güzel ama hep aynı görev döngüsü bezdiriyor artık. Bitse de hikayeyi görsem diyorsunuz. 50 saat ana hikaye içeriği yapacağınıza 25 saat yapın şunu, gerisini keşfetmek de bize kalsın. Olmaz mıydı? Ayrıca bu kadar güzel bir oyuna bu kadar rezalet bir combat sistemi yakışmıyor. Yani Ubisoft Montreal'deki 3500 küsür geliştirici nasıl oluyor da 300 civarı çalışanın olduğu From Software ayarında bir combat sistemi yapamıyor? Yani Sekiro gibi yapın demiyorum ama en azından bir Dark Souls 3 seviyesine gelseydiniz. Benim durumumda Demon's Souls oynadıktan hemen sonra Assassin's Creed Valhalla'ya geçmek Ferrari'den inip katıra binmek gibiydi. Dolayısıyla Valhalla'nın gereksiz uzatılması ve dandik combat sistemi daha üst sıralarda olmasını engelliyor. Ancak Ubisoft doğru yolda, onu söyleyebilirim. Bu eksikler üzerinde çalışıp güzel yenilikler sunarlarsa sonraki oyunlarının çok iyi olacağını söyleyebilirim. 4 numara, Wasteland 3. Bir oyunun satması için isim gerçekten çok önemli. Wasteland 3 bunu gösterdi. Şöyle ki, Wasteland deyince herkesin aklına post apokaliptik bir ortamda geçen FPS oyunu gelmekte. Ya da aynı ortamda geçen bir yarış oyunu. Ayrıca ismindeki 3 pek de yeni oyuncu dostu durmuyor. Ama arkadaşlar, bu oyun taş gibi bir rol yapma oyunu. O kadar iyi ki hatta bu konuda, Disco Elysium ile birlikte son 5 yılın en iyi rol yapma oyunu diyebilirim bu oyun için. Savaş sisteminin çok ön planda olduğu bu oyunda diyalogların gerçekten bir ağırlığı var. Ve hemen her diyalog seçiminin oyuna bir etkisini görüyorsunuz. Oyunun sadece diyalog ağırlıklı olduğunu da asla düşünmeyin bu arada. Savaş sistemi de bir o kadar önemli. Oyun aynı XCOM oyunlarındaki gibi bir combat sistemine sahip. Fakat çok çok daha iyisi. Sıra tabanlı savaş sistemi gerçekten de beyninizi kullanıp düzgün stratejiyi bulmanız için sizi itiyor. Fakat bu kadarla da sınırlı değil. Oyunun karakter yaratma ekranı benim diyen RPG'ye taş çıkartır. Karakterimizin görünüşünü tasarlamaktan bahsetmiyorum tabii ki. Bazı kendine RPG diyen çakma oyunların aksine. Oyunda karakterimizin geçmişini, görünüşünü, başlangıç silahını, niteliklerini, yeteneklerini ve diyaloglardaki başarısını etkileyecek özelliklerini seçebiliyorsunuz. Hatta Quirk adında oyun boyu yenisini alamayacağımız ve değiştiremeyeceğimiz özelliklerden bile seçebiliyoruz. Oyun boyu daha bunu değiştiremediğimiz halde 17 adet Quirk bulunmakta. Ve bu oyun o kadar iyi bir RPG ki verdiğiniz kararlar oyun sonuna kadar etkisini taşıyor ve açılabilecek bir sürü farklı son var. Yani oyunun ne kadar iyi bir rol yapma oyunu olduğunu akşama kadar anlatıp konuşsam bitiremem. Bu senenin gizli yılın oyunu hatta Wasteland 3 bile diyebilirim. Ama gerçek bir rol yapma oyunu olması ve reklamı için 100 milyonlarca dolar harcamaması sebebiyle değeri pek bilinmedi. Oyun peki neden 85 Metascore'a sahip? Cevabı, oyun çıktığında fazlaca bug'lıydı. Düzeltmek için halen daha ellerinden geleni yapıyorlar. Fakat oyun bug'lı olmasına rağmen eksik bir oyun değil. Yapımcılar söz verip de tutmamak gibi bir yalancılık yapmadı. Eğer oyunun Steam incelemelerine bakarsanız zaten olumsuz not veren herkes 1-2 bug düzeltilirse olumlu yapacağını söylüyor. Ve gerçekten özellikle de oyun kıtlığının yaşandığı şu dönemde balıklama atlamanız gereken bir oyun bu. 3 numara, Spelunky 2. Şu oyunun adını duyunca bile tüylerim diken diken oluyor. Ben hayatımda bir oyunda bu kadar zorlandığımı hatırlamıyorum. Hatta bitiremedim bile bu oyunu henüz. O derece zor. Yani Sekiro bile bu oyunun zorluğu yanında Barbie bebek giydirmece gibi kalıyor. Adamlar bitiremeyelim diye oyun yapmışlar resmen. Ve kesinlikle kasıntı bir zorluk değil bu. Sadece pek çok şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Ayrıca oyunu oynamak için inanılmaz derecede fazla yöntem mevcut. Bu oyun uzaktan bakınca çok şirin görünebilir. Fakat sakın ama sakın buna aldanmayın. Bilmeyenler için oyun bir roguelike platform oyunu. Yani her öldüğünüzde harita değişiyor ve yepyeni bir haritada oynuyorsunuz. Bu haritalar elle tasarlanmıyor. Rastgele bir seed'e göre harita düzenleniyor. Anlayacağınız yüzlerce yıl boyunca bu oyunu oynasanız aynı odaya bir daha denk gelemezsiniz. Dolayısıyla ezberleyeyim de ölünce hemen geçeyim durumu yok. Diğer roguelike oyunların aksine bu oyunda öldüğünüzde sahip olduğunuz paralarla özelliklerinizi yükseltemiyorsunuz. Ve nerede ölürseniz ölün, oyuna ta en başından başlıyorsunuz. Yeni bölüme geçince can fulleme diye bir şey de yok. Oyuna başladığınızda 4 canınız var ve başlangıçtaki maksimum canınızı da artıramıyorsunuz. 4 canınız olması sizi yanıltmasın ayrıca. Oyunda karşılaştığınız bazı şeyler mesela 2 canınızı götürebiliyorken bazı şeyler direkt tek atıyor. Hani mesela oyunu çok iyi oynadınız ve canınızı 60'a kadar çıkardınız. Bir anlık dikkatsizlikle
tek yiyerek oyuna en baştan başlayabilirsiniz. Ve dediğim gibi her şey sıfırlanmış olarak başlıyorsunuz. Nasıl? Acımasız mı? Durun, daha bitmedi. Oyunda 39 adet düşman var. Yani tam her şeyi gördüğünüzü düşündüğünüz anda ilk defa gördüğünüz bir düşman tak diye sizi alaşağı edebiliyor. Ha sadece düşmanlar da değil, oyuna tam 24 farklı tuzak bulunmakta ayrıca. Bu sayının az olduğunu hiçbir şekilde düşünmeyin, aksine çok fazla. En basitinden şöyle söyleyeyim, sadece ok tuzağı bile nerede olduğunu önceden fark ettiğim halde yüzlerce defa öldürmüştür beni. Bakın tek bir tuzak tipi böyle yapıyorsa size, devamında ne olacak kim bilir. Eğer derseniz ki ben güvenli oynayayım, ağır ağır ilerleyeyim, öyle bitiririm bu oyunu diye, oyun buna da izin vermiyor. Bölüme girdikten sonra 3 dakikada bitiremezsiniz, hayalet doğuyor ve duvarlardan geçe geçe size doğru geliyor. Değdiği an ölüp baştan başlıyorsunuz. Eğer kaçarsanız 30 saniye sonra ikiye bölünüyor ve farklı davranışlara sahip iki hayalet ile mücadele ediyorsunuz bu sefer. Ha eğer bunları da 30 saniyeliğine atlatırsanız bu sefer bunlar da ikiye bölünüyor. Yani anlayacağınız, bitiremeyin diye her şeyi düşünmüş adamlar. Tabii bütün bunlara rağmen sizin de toplayacağınız geliştirmeler, yapabileceğiniz yan görevler var. Oyunda 5 adet kullanılabilir eşya, 18 adet giyilebilir eşya, jetpack ve tırmanma eldivenleri gibi, 18 tane fırlatılabilir eşya ve 16 tane de silah bulunmakta ki içlerinde örümcek ağı atan veya düşmanları donduran silah gibi seçenekleriniz var. Anlayacağınız şu gördüğünüz minik oyunun içine yapımcılar dünyaları sığdırmış. Neden 91 Metascore'a sahip olduğunu böyle bakınca çok rahat anlayabiliyorsunuz. Eğer benim gibi zor oyunları seviyorsanız Spelunky 2 kesinlikle denemeniz gereken bir oyun. Hatta ve de hatta son yıllardaki favori oyunlarım arasına da girdi. Oyunla ilgili eleştirebileceğim tek şey, her ne kadar utanarak söylesem de bunu, birazcık daha basit olabilirdi. Gerçekten de son zamanlarda kendimi bu kadar eğlenirken bulmamıştım. 2 numara, Hades. Hades, daha çıkmadan önce çevremdeki herkese deliler gibi önerdiğim, ancak herkesin bana alaycı bir şekilde yaklaşmasını sağlayan bir oyundu. Fakat çıkınca ne hikmetse alaycı yaklaşan herkes bir anda bu oyunu göklere çıkarmaya başladı. Hades'i bu kadar sevmemin en büyük sebebi oyunun kusursuz olması. Gerçekten ben hiç böyle kusursuz bir oyun gördüğümü hatırlamıyorum. Hatta merak edip Metacritic'te oyuna düşük puan verenler niye düşük puan vermiş diye baktım ve 12 tane kötü yorum vardı. 0 puan veren 2 kişi ise "Yorumları ne okuyorsun? Hemen git ve al bu oyunu." diyordu. Anlayacağınız bu oyuna yapılabilecek mantıklı tek bir olumsuz eleştiri bile bulamıyorum. Oyunun grafikleri olabilecek en üst seviyede. Hem sanatsallık hem de kalite açısından. Müzikler atmosfer ile çok uyumlu. Ve en ummadığınız anda çalan bir müzik sizi kendine hayran bırakabiliyor. Oyunun oynanışı yağ gibi. Aksiyona başladığınız zaman hareketler birbirine mükemmel bir şekilde bağlanıyor ve oldukça da çeşitli. Düşman tasarımları gerçekten çok akıllıca. Her bir düşmanı alt etmek için spesifik yöntemler var. Karakter gelişimi ve özellikleri inanılmaz detaylı ve asla gereksiz hissettirmiyor. Hikaye gerçekten bir roguelike oyundan beklemeyeceğiniz kadar güzel, esprili ve ilgi çekici. Zorluk, ister yeni başlayan bir oyuncu olun, isterseniz de challenge arayın, sizi memnun edecek seviyelere sahip. Oyundaki içeriği bitireyim, daha oynamam deseniz bile minimum 50 saat götürüyor oyun sizi ki yeni çıkan ve 40 TL olan bir oyun için çok iyi bir oran bu. Oyunun övmediğim bir yanı var mı diye düşünüyorum da gerçekten yok. Oyunda tek bir bug'a bile rastlamamam ise oyunun kusursuzluğunu perçinliyor. Eğer roguelike oyunları seviyorsanız Hades'i oynamadığınız her saniye kayıp. Ve tabii ki de listemizin bir numarası, Demon's Souls. Beni birazcık tanıdıysanız bir numaraya gerçekten başka bir oyunun gelebileceğini düşünmüyordunuz umarım. Orijinal Demon's Souls zaten bugüne kadar en çok sevdiğim 5 oyun arasındayken bir de yenilenmiş versiyonu mu? Şimdi gerçekten şunu netleştirelim. Piyasada sadece bir tane yeni nesil oyun var. O da Demon's Souls. Geri kalan tüm oyunlar CD Projekt Red'in deyimiyle son jenerasyona ait. Cyberpunk 2077 de buna dahil. Hani Red Dead Redemption 2 ve The Last of Us Part 2 da buna dahil. Neden mi? İlk olarak sesler 3 boyutlu. Tabii ki de bunun için uyumlu bir kulaklığa ihtiyacınız var. Ancak şimdi bilmeyenler için bunun ne demek olduğunu şöyle bir açıklayayım sizlere. Video oyunlarında oyun sesini genelde 4 şekilde alırız. Mono, Stereo, Surround ve Binaural. Mono demek ses tek kanaldan gelir. Anlayacağınız müzik dinlerken sağ kulaklıktan ne duyuyorsanız soldan da onu duyarsınız. Stereo seste 2 kanal bulunur. Örneğin şarkı dinlerken sağdan davul, soldan gitar sesi gelmesi gibi.
Surround sistemi pek çok ses kaynağı kullanır ve adının da ima ettiği gibi gerçekten de çevreden gelen sesleri çok iyi algılamanızı sağlar. Temel mantığı oyuncunun etrafında bir daire olduğunu varsayar. Binaural ses ise stereo sesin bir değişik versiyonudur. Şöyle ki ses iki kanaldan kulağınıza gelmesine rağmen oyun içinde ses kaynaklarının oyuncuya olan uzaklığı hesaplanır ve ses gelirken şiddet de buna göre ayarlanır. Yani gerçekten de oyunun içindeymişsiniz gibi hissedersiniz sesleri. Fakat bunun yapılması zahmetlidir. Dolayısıyla popüler oyunlarda bunu çok göremeyiz. Yapıldığı popüler oyunlar Hellblade, Senua's Sacrifice ve Resident Evil 2. Mesela Mr. X'in adım seslerini sanki evimizde yürüyormuş gibi hissederdik. Capcom ne yazık ki emek harcamadı ve Resident Evil 3'te yok bu teknoloji. PlayStation 5'teki 3D Audio ise bambaşka bir adım. Bu sistemde Tempest adındaki bir ses motoru sayesinde oyun içerisindeki objeler bir düzleme yerleşmekte ve bunların seslerini otomatik olarak vermekte. Yani oyun içindeki nesneler seslerini çıkartırken sizin sadece kulak kabartmanız gerekiyor. Yani Resident Evil 2'deki binaural ses sisteminden farklı olarak oyun yapımcısının ek olarak hesaplayıp CPU'ya işlem yaptırması gerekmiyor anlayacağınız. Bu açıdan başta VR oyunları olmak üzere gelecekteki tüm oyunlar için büyük bir sıçrayış. PlayStation 5 oyunlarında bunu standart olarak görüyoruz ve gelecek oyunlarda da göreceğiz. Oyunun içine girmek için çok iyi bir sistem bu. İkinci bir sebep yükleme ekranları. PlayStation 5'te kullanılan SSD saniyede 5.5 GB bant genişliğine sahip. Şöyle ki konuya yabancıysanız bilgisayarlarda kullanılan SATA SSD'lerde maksimum bant genişliği 500 MB ve yeni çıkan NVMe SSD'lerde ise 5 GB bant genişliğine yeni yeni yaklaşılıyor. Series X'te ise bant genişliği 2.4 GB. Anlayacağınız kısa bir süreliğine de olsa en hızlı SSD şu anda PlayStation 5'te. Bunun oyuna yansıması ise çoğu zaman 1 saniye süren yükleme ekranları oldu. Gerçekten o kadar kesintisiz bir oyun deneyimi sunuyor ki 3 saniye içinde ana menüye dönüp oyuna girip devam etmeniz mümkün. Üçüncü sebep ise DualSense desteği. Demon's Souls Adaptive Trigger özelliklerinden pek yararlanmasa da haptik feedback sistemini çok iyi kullanıyor. Oyun içinde ne oluyorsa avucunuzun içinde bunu resmen hissediyorsunuz. Duvara kılıçla vurduğunuzda sanki elinizdeki kolun içerisinde vidalar yuvarlanıyor gibi bir hissiyat yaratıyor bu. Bu o kadar önemli bir şey ki PlayStation 5 oyunu oynadıktan sonra PlayStation 4 oyunu oynamak bir kahır haline geliyor. Şimdiye kadar oyunla ilgili neredeyse hiç konuşmadım, bunun farkındayım. Ama bunları anlatma sebebim sizlere yeni nesil bir oyun ile eski nesil bir oyun arasında nasıl farklar oluyor bunu açmaktı. Oyundan bahsedecek olursak orijinal Demon's Souls'ta olan her şey bu oyunda da var. Üstüne birkaç minör ekleme yapmışlar, hayranların hoşuna gideceğini düşünüyorum. O kadar ama. Oyun orijinalinden ne zor ne de kolay. Yapay zeka aynı, bölüm tasarımları aynı, rotalar aynı, düşmanların nerede ne zaman saldıracağı aynı, eşyaların bulunduğu yerler tamamen aynı. Fakat bu kesinlikle kötü bir şey değil. Çünkü bir şey bozuk değilse zaten onu tamir etmemek gerekli. İlk Demon's Souls'un eksileri tamamen teknik özelliklerden kaynaklanmaktaydı. Fakat PlayStation 5 ile birlikte tüm teknik sorunlardan arındırılmış ve vuruş hissiyatının had safhaya çıkartıldığı bir Souls oyunu herkesin deneyimlemesi gereken bir tecrübeye dönüşüyor. Hatta o kadar iyi ki Demon's Souls'tan sonra Sekiro ve God of War gibi oyunlar bile hissiyat açısından kötü hissettiriyor. Şöyle söyleyeyim, orijinal Demon's Souls'u belki de onlarca defa bitirmişimdir. Ancak yeni versiyonu oynarken bir an olsun sıkılmadım oyunu oynadığım 150 saat boyunca. Oyunla ilgili tek üzüntüm şu oyuna yeni içeriklerin pek eklenmemesi oldu. Eğer ileride DLC'yi getirirlerse tadından yenmez bir hale gelecek. Ve yeni nesil oyunların nasıl olacağını bizlere gösteren tek oyun Demon's Souls bu seneki favori oyunum oldu. Benim 2020'deki favori oyunlarım bunlardı. Üzgünüm Ghost of Tsushima ve Cyberpunk 2077. Her ne kadar sizden belirli bir raddeye kadar keyif almış olsam da biriniz hayatımda gördüğüm en kötü hikaye ve sunuma sahipti. Diğeriniz ise bug'dan geçilmiyordu. Tam zevk alacağım sırada oyunun çökmesi ne yazık ki gitgide oyundan aldığım zevki azalttı. Resident Evil 3 Remake, Capcom'un yaptığı en kötü oyunlar arasında direkt. Orijinal oyunu katletmişler ve daha pek çok oyun gerçekten de hayal kırıklığı oldu benim için. Bakalım 2021 nasıl olacak? Aslına bakarsanız 2021 bence gerçekten harika bir sene olacak eğer oyunlar ertelenmezse. Zira Vampire the Masquerade Bloodlines 2, Psychonauts 2, God of War Ragnarok ve tabii ki Resident Evil Village çıkıyor. Bakalım gelecek sene aynı listeyi yaptığımda bu oyunlardan kaçı listemde olacak? Sizler de yorumlara bu seneki top 10'unuzu yazabilirseniz sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.